Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bu haftaki ödevlerinizi açıklayacağım. Bu hafta yapmanız gereken ödevleri ben size söyleyeceğim şimdi. Geçen haftaki ödevleriniz yapıldıysa size ne mutlu. Ama bu haftaki ödevler sevgili gençler, eğer geçen hafta yapılmadıysa biraz seni sıkıştırabilir. Haberin olsun, bir an önce tamamlamaya gayret göster. Şimdi kitaplarımızın görselleri zaten burada. Ödevlerimizi bu kitaplardan veriyoruz biliyorsunuz. Matematiğin İlacı kitabını takip edip ödevlerini buradan yapacak olan arkadaşlar bu hafta faktöriyel ve bölme bölünebilme konularının testlerini çözecekler. Ödevleri sevgili gençler 20 net üzeri yapan arkadaşlar, buna 15 de dahil etmiştik biliyorsunuz. 15-20 net üzeri yapan arkadaşlar, yani diğer kampı takip eden arkadaşlarım ise Acil Matematik TYT Soru Bankası TYT Soru Bankası kitabından sevgili gençler ödevlerini yapacaklar. Yine aynı konular: faktöriyel, bölme, bölünebilme. Dediğim gibi ödevler seni sıkıştırabilir ama sıkışmaması için biraz elini çabuk tutman lazım. Bu videolar yayınlanır yayınlanmaz. Yani konu anlatım kısımları yayınlanır yayınlanmaz ki zaten biliyorsun artık olayı. Nasıl yaptığımızı biliyorsun. Konuyu anlatıyoruz. O haftanın işlediğimiz konusunun ödevini veriyoruz soru bankasından. Sen benim ödev vermemi beklemeden de bunları çözmeye başlaman lazım. Yani akıllı öğrenci böyle yapar en azından. Şimdi ödevlerimizi söyledik. Bunlar bölme, bölünebilme ve faktöriyel konu testlerini çözüyorsunuz sevgili gençler. Ve bir sonraki haftaya yine kadar bu ödevleri tamamlayıp bir sonraki haftanın ödevini bekliyorsunuz. Umarım kamp güzel gidiyordur. Yani yeni kamptan bahsediyorum. Temel atmak isteyen öğrenci için birebir olan bir kamp. %100. Yani buna hemfikirim. Ben anlatırken zevk alıyorum. Çünkü bir şeyler öğrenebildiğini ben hissediyorum açıkçası. Öğretebildiğimi hissediyorum. Sen de inşallah öğrendiğini hissediyorsundur bir şeyler. Çünkü gayet güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde ilerliyor. Konularda verdiğimiz örnek sorular yeterli çoklukta. Az değil, çok fazla seni daraltacak derecede de çok değil. Değinmemiz gereken yerlere nokta atışı yapıyoruz. Not almamız gereken yerlere nokta atışı notlar alıyoruz sevgili gençler. Bunlar da bizim için değerli şeyler, güzel şeyler. Şimdi bir sonraki haftanın konusunda yine görüşürüz. Ben senin için orada yine bir ödev videosu da çekeceğim. Ama o videoya kadar bir rehberlik de yapalım seninle. Çünkü kampın 4. haftasına giriyoruz. Bir ayı tamamlayacağız neredeyse. Bir rehberlik de yapalım. Bu aylarda neler yapman gerekiyor? Nasıl çalışman gerekiyor? Bu sıcaklarda nasıl çalışman gerekiyor özellikle? Şahsen ben bu sıcaklarda çalışmak için zorlanıyorum. Klima taktırmıyorum Ankara'da olduğumuz için ama Ankara gerçekten bu aylarda, hele bu sene inanılmaz derecede sıcak oldu. Şuraya küçük de bir ventilatör aldım. Dönüp duruyor ama ısıyı düşürmüyor. Sonuçta sadece hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Umarım sen de bir şekilde başa çıkıyordur. Çünkü önündeki yol, bak 3 hafta geçti. 4. haftaya giriyoruz. Önündeki yol gitgide kısalıyor. Hedefe gitgide daha fazla yaklaşıyorsun. Umarım yol bittiği zaman inanılmaz hazır derecede bir öğrenci olmuş olursun. Diyelim ve noktalayalım. Arkadaşlarım, kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.